Merhaba arkadaşlar, bu videoda birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusunda ilgili yazılı sorularını, çıkabilecek yazılı sorularını çözeceğim. Aynı zamanda rasyonel olan birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri de yapacağız. Çok fazla soru geldi, o yüzden video olarak çekmek istedim. Şimdi birinci sorumuzdan başlıyorum. Arkadaşlar parantez var ve parantez dışında sayı var. Ne yapıyorum? Bu sayıyı hem parantez içine dağıtıyorum, hem x ile hem 3 ile çarpıyorum. Bak hemen çarpalım. 2 ile x'i çarptığımda 2x, 2 ile 3'ü çarptığımda artı 6. Artı 7'yi aynen yazıyorum. Çünkü sadece 2'yi parantez içiyle çarpıyorum arkadaşlar. Eşittir 25. Yine aynı sayı var. Yine parantez dışında bir sayı var. Ama dikkat edilmesi gereken bu sayı negatif bir sayı. Bakın önünde herhangi bir işaret yoksa gizli bir artı var dedik. Artı olunca herhangi bir problem çıkmıyor ama arkadaşlar eksi olduğunda çok fazla işlem hatası yapılabiliyor. Şimdi eksi 2'yi önce x ile çarpıyorum. Eksi 2x. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı biliyorsunuz artıydı arkadaşlar. Artı 2 kere 2 4 oldu. En çok bu kısımda hata yapılıyor. Buraya eksi 4 yazıyorsunuz ve işin içinden çıkamıyorsunuz. Şimdi devam edelim. Toparlayalım. Eşittirin bu tarafını toparlayalım. 2x artı 7 ile 6'yı topladığımda 13 elde ederim. 25 ile 4'ü topladığımda 29 eksi 2x elde ettim. Eksi 2x'i bir tarafa, sayıları bir tarafa, diğer bir tarafa topluyorum arkadaşlar. 2x aynı kalıyor. Diğer tarafa giden eksi 2x artı 2x oluyor. 29 sabitti arkadaşlar. Artı 13 diğer tarafa eksi 13 diye geçiyor. İşlem yapalım. 2x ile 2x'i topladığımda 4x. 29'u 13'ten çıkarttığımda 16 elde ettim. 4x 16 ise x'i buradan 4 buluyorum arkadaşlar. Burada bunu soru işareti değil de x eşittir kaçtır diye çevirebiliriz. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuzla devam edelim. Yine aynı mantık. Parantezin dışında bir sayı var. Bu sayıyı hem x ile hem 4 ile çarpıyorum. Bakın sadece parantez içiyle çarpıyorum. 4x artı 20 artı 12 eşittir 152. Bakın çarptıktan sonra herhangi bir şeyi de oynama yapmadığım için aynen yazıyorum. Şimdi toparlayalım. 4x 20 ile 12'yi topladığımda 32 eşittir 152. Bu tarafta bir x olmadığına göre buraya atmama gerek yok ama burada bir sayı olduğuma göre bu tarafa atmalıyım. 4x sabit, işaret değişmiyor. Oynayan yani diğer tarafa geçen kısım işaret değiştiriyor. Eksi 32 oluyor. 152'den 32'yi çıkarttığımda 120 kalır. 4x 120 ise 1x'i buradan ne buluyorum arkadaşlar? 30 buluyorum. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Yine parantez dışında bir sayı var. Hemen yalnız burada yapılan bir hatayı söyleyeyim. Sizde sorularda soru numarası veriliyor. Ben burada şu şekilde parantez koydum ama bazen konulmuyor. O zaman arkadaşlar bu üçü de soruya dahil edebiliyorsunuz. Çok dikkat edin. Bana kalırsa soru bunun altına yazılmalı normalde denemelerde. Daha güzel bir sonuç işlem hatası yapılmaması için ama yazılamayabiliyor. O yüzden buna dikkatli olun. Soru numarasını sakın işleme dahil etmeyin. 4'ü önce x ile, 7'yi önce x ile sonra 4 ile çarpıyorum. 7x eksi 7 ile 4'ü çarptığımda 28 elde ederim. Artı 2'yi aynen yazdım. 5 eksi de aynen yazıyorum. Şimdi ne yapıyorum? 2'yi önce x ile sonra 1 ile çarpıyorum arkadaşlar. 2x eksi 2 oldu. Toparlıyorum. Bu taraftaki sayıları toparlıyorum. 7x eksi. Eksi 28'den artı 28. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 26 oldu. Ha, şu şekilde de düşünebilirsiniz. 28 TL borcum var. 2 lira var. Param var. Borcumu ödedim. 26 TL borcum kaldı. Eşittir. Bakın burada da x'ler var. 5x, 2x daha 7x oldu. Eksi 2. Bakalım sorumda herhangi bir hata yok. Evet yok. Tamam. Ne yapıyorum? X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa
topluyorum. 7x, buradaki 7x diğer tarafı eksi 7x diye çıkar. Eksi 2 aynen kalır. Artı 26 diğer tarafa, eksi 26 diğer tarafa artı 26 diye geçer. Güzel bir soruya denk geldim. 7x'ten 7x'i çıkarttığımda 0 kalır. 26'dan eksi 2'yi çıkarttığımda 24 kalır. Buradan gördüğünüz gibi bir tezatlık gördünüz değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. Yani 0 eksi 4'e eşit olamaz. Çünkü x'ler burada ne oldu? Yok oldu. 7x eksi 7x ne oldu? Yok oldu. Böyle bir işlem yanlış. Tabii ki de soru yanlış değil. Çözüm kümesi. Büyük bir ihtimalle çözüm kümesini sorar size. Hemen ne olacak arkadaşlar? Boş küme olacak. Görüldüğü gibi bu güzel bir soruydu. Önemli bir soruydu. Yani 7x'den 7x'i çıkarttım. Soruya yanlış diyemeyiz. Ama çözüm kümesine boş küme deriz. Böyle bir ifade olmaz. Gelelim rasyonel ifadelerde birinci dereceden denklemlere. Arkadaşlar bunun mantığında paydaları eşitlemek var. Rasyonel sayılar gördüğünüzde aklınıza payda eşitlemek gelecekti. Şimdi ilk başta bu tarafı yapıyorum. Payda eşitleme nerede eşitliyorum arkadaşlar? 18'de eşitliyorum. Bunu 2 ile, bunu 1 ile çarpıyorum. 2 ile 2x'i çarptım 4x. 9 ile 2'yi çarptım 18. Artı 5x ile 1'i çarptım 5x. 18 ile 1'i çarptım 18. Henüz bu tarafa dokunmuyorum. Bakın paydalar eşit oldu artık. O zaman 4x ile 5x'i toplayabilirim. Ne oldu? 9x oldu. Bölü 18 eşittir 17. Bakıyorum arkadaşlar sadeleştirme var mı? Evet var. 9'u 9'a böldüm 1. 18'i 9'a böldüm 2 kaldı. O zaman x bölü 2 eşittir 17 oldu. Burada en çok karşınıza çıkacak şey içler dışlar çarpımı arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı. Ne demek oluyor? 18'in altında gizli bir 1 var. X'i çapraz olarak 2'yi de 17 ile çapraz çarpıyorum arkadaşlar. Ya da içler dışlar çarpımı yapıyorum. X'i 1 ile çarptım x. 17'yi 2 ile çarptım 34. Demek ki x'im neymiş arkadaşlar? 34'müş. Devam ediyorum. Bu sayfadan devam edelim. Aynı mantık. Bir saniye. Sanırım kafamda da güzel gözükmeyebilir. Evet, altındaki kağıttan kaynaklanıyor. Şimdi paydalar eşit mi? Hayır değil. Görüyorsunuz, bakıyorsunuz nerede eşitleyebilirim? 10'da eşitleyebilirim. Bunu 5 ile çarpıyorum 10 olması için. Bu zaten 10. Bunu 1 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Bunu da aynı şekilde 1 ile çarpıyorum. 5'i x ile çarptım arkadaşlar. 5x bölü 10. Eksi x bölü 10. Eksi 2x bölü 10. Eşittir 9 bölü 10. Paydalar eşit olduğuna göre işlem yapabilirim. 5x'ten 1x çıkarttığımda 4x, 2x çıkarttığımda 2x kalır arkadaşlar bölü 10. Eşittir 9 bölü 10. Bakın gördüğünüze göre paydalar eşit değil mi? O zaman ben bunları çat silebilirim. Önce bir bakayım soruya kesirli çıkıyor. O yüzden bir yanlışlık var mı diye bakıyorum. Yok, herhangi bir yanlışlık yok. Doğru yaptık. O zaman ne geldi buradan? 2x eşittir 9 geldi. Her tarafı 2'ye bölüyorum x'i yalnız bırakmak için. X buradan ne çıktı arkadaşlar? 9 bölü 2 çıktı. Kesirli de çıkabilir sunucum. Herhangi bir şey değişmez. 9 bölü 2. Bu sefer biraz daha güzel bir soru. Paydalarda x var. Mantık aynı. Payda eşitleyeceğiz. Bakın burada 6 var. Demek ki 6'da eşitlemem daha mantıklı. Buraya 6 yazalım. Buraya 2 yazalım. Buraya da 1 yazalım. 6 ile 1'i çarptım. 6 bölü 6x. Eksi 2 bölü 6x. Eşittir 5 bölü 6. Paydalar eşit olduğuna göre üstte 6 ve 4'ü çıkart. Özür dilerim. 6 ve 2'yi çıkartabilirim. 4 bölü 6x. Eşittir 5 bölü 6. Biraz önce yaptığım gibi arkadaşlar. Şöyle yapalım. İçler dışlar çarpımı yapabilirim. Çapraz çarpım. Burada da aynı şey yapabilirdim. Ama yapmadım. Burada yapabilirim. Her soruda yapabilirsin çapraz çarpım. 6 ile 5'e çarptığımda 30x.
30x eşittir 6 ile 4'ü çarptığımda 24. Her tarafı 30'a bölüyorum arkadaşlar. X buradan ne çıkacak? 24 bölü 30 çıkacak. Ki zaten biliyorsunuz bu ışıklarda yok. Sadeleştirilmişi var. 3'e böldüm 8. 3'e böldüm 10. Bir daha sadeleştiriyorum arkadaşlar. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldü 5. En sade şekli 4 bölü 5'tir. Şöyle ayırayım bunu. Bu sorumuzun cevabı da bu şekilde. Diğer sorumuza gelelim. Yine aynı mantık, payda eşitleme. 4, 8 ve 12'nin ortak nerede eşitlenir? 24'te eşitlenir. O zaman ben bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 6 ile, bakın burada dikkat etmeniz gereken şey sadece 6 ile bu sefer x'i değil 1'i de çarpmanız. 6x eksi 6 bölü 24 artı 3x artı 3 bölü 24 eşittir 2 bölü 24. Paydalar aynı oldu mu? Evet oldu. O zaman şöyle yok olur. Gider. Sadeleşir. 6x kaldı. Eksi 6 artı 3x artı 3 ve eşittir 2 kaldı. Toparlayalım arkadaşlar. Önce ne yapıyorum? X'leri topluyorum. X'in x'li olan terimleri topluyorum. 6x 3x daha 9x. Eksi 6'dan 3'ü çıkarttığımda, eksi 6'dan 3'ü topladığımda 3 kalır. Eksi 3 kalır. Eşittir 2. Eksi 3 diğer tarafı arkadaşlar artı 3 diye geçer. 9x eşittir 5'tir. Şimdi bakalım her tarafı şöyle bakalım. Şöyle yazalım. 9x eşittir 5 bulmuşuz arkadaşlar. Her tarafı 9'a bölüyorum. X buradan 5 bölü 9'dur. En sade şekli bu olduğu için şıklarda bunu görebilirsiniz. Bugün arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili sorular çözdük. Rasyonel denklemleri çözdük. Umarım sınavda yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayfama abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.